Arda'nın mutfağında sezon finalini inanılmaz lezzetli bir üçlemeyle yapacağız. Önce efsane bir zeytinyağlı biber dolması yapacağım size. Nefis bir tariftir. Arkasından patates dolgulu çok güzel bir patlıcan yapacağız. Domates soslu fırında pişecek ve en sonunda da bir Alman pastasıyla günü sonlandıracağız. Yani anlayacağınız sezon finalini yine çok lezzetli bir şekilde yapacağız. Hadi buyurun başlayalım. Efendim bugünkü tariflerimizin hepsi birbirinden güzel ve Arda'nın mutfağı sezon finaline yakışacak tarifler. Öncelikle Alman pastasıyla başlıyoruz. Alman pastası dediğiniz aslına bakarsanız ya gerçekten Almanların varlığından bir haber olduğu bir pasta. Biz biliyoruz, Almanlar bilmiyor yani. Hani o derecede gelişmiş bir noktadayız. Fakat birkaç tane püf noktası var. Yaparken onu size anlatacağım. Öncelikle 3 tane yumurtayı çırparak işe başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir güzel kek yapacağız. İçine 1 su bardağı kadar toz şeker ekliyoruz ve yumurtayı aynı şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Alman pastasının keki normal bizim yaptığımız standart keklerden birazcık daha sert, birazcık daha gövdeli, birazcık daha böyle güçlü ve kuvvetli oluyor. O yüzden onun ölçülerinde bir iki ufak değişiklik var. İçine koyacağımız yoğurttan kaynaklanıyor bu hafif sertleşme. Onu da söyleyeyim size. Yani yağını az, sütünü az, yoğurdunu fazla koyuyoruz. Biraz daha böyle güçlü, kuvvetli bir kıvama geliyor. Yumurtaya şekeri çırpıp güzel mayonez kıvamına getirdikten sonra önce yarım bardak kadar ayçiçek yağını ekliyoruz içerisine. Çırpıyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Arkasından şu çırpma ayarını bir ufaltalım. Yarım bardak kadar süt ekliyoruz içine. Bir tık arttırabiliriz. Sütü bir anda eklediğiniz zaman çünkü bir anda coşku geliyor. Yarım bardak sütten sonra bir yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ediyoruz. Çırptık 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 ve sıvı kıvamı elde ettik. Arkasından kuru malzemeleri içine koyabiliriz. Bundan sonra çırpma işini bir tarafa bırakalım çünkü kapatarak karıştıracağız. Bir tel süzgeç ve kuru malzemeleri ekleyelim. 2 su bardağı kadar una ihtiyacım var burada. Onu olduğu gibi içine ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayla da diğer kuru malzemeleri komple elekten geçiriyorum. Aslına bakarsanız genel olarak kekteki teknik hep bu. Yani yapacağınız kek ne olursa olsun uygulayacağınız teknik hep bu. Gramajlardaki ufak değişiklikler ve içine koyduğumuz birkaç küçük farklılık sonuçta majör farklar yaratıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi güzelce böyle eledik. Arkasından da geçiyoruz kapatarak karıştırma seansına. Dikkatli vaziyette bunu böyle kapatarak karıştıracağız. Ve kekimizi artık kalıba dökmeye hazır hale getireceğiz. Karıştırma işlemimiz tamam. Şu anda kıvam olarak yani normal bir kekten farkı yok. Piştiğinde de zaten öyle olmuyor. Sadece içindeki yoğurttan ve genel bu kıvamdan dolayı biraz kubbe gibi kabarıyor bu arkadaş. Burada 24 santimlik bir kek kalıbı var. 24-26 santimlik, 24-25 santimlik bir kalıp da yapabilirsiniz. Bu 24 santimlik bir kalıp. Şöyle tutacak bir yer ayarlıyorum elimle ve alıp direkt olarak bunu bu kalıbın içerisine transfer ediyorum. Tabanında her zaman olduğu gibi bir yağlı kağıt var. Fırın kağıdı var. Çıkartmayı kolaylaştıran bir unsur. Şöyle her şeyi içerisine transfer ettikten sonra artık gidiyoruz fırına. Fırınımız 180 dereceye fanlı ayarda ayarlanmış vaziyette. Bu arkadaş fırına giriyor ve burada yaklaşık 25 dakika kadar kalacak. 180 dereceye ısıtılmış fanlı fırında 25 dakikanın sonunda çıkartacağız. Ortadan keseceğiz. Daha doğrusu soğutacağız. Ortadan keseceğiz. Sonra iç dolgusunu soğutup içine yerleştireceğiz. İç dolgusu da aslında basit bir iç dolgusu. Bir sos tenceresinde başlayabiliriz. Öncelikle 3 bardak kadar süt sos tenceresinin içine giriyor. İçine sadece ve sadece 4 yemek kaşığı kadar toz şeker koyacağım.
Normalde biraz daha fazla şeker koymanız gerekir. Bu hani kremaların biraz daha tatlandırılması için. Ama Alman pastasında marmelat var ve o marmelat bayağı zaten ihtiyacı olan tadı veriyor. O yüzden bunu daha da fazla şey yapmaya ihtiyacınız yok. Nasıl anlatayım? Tatlandırmaya ihtiyacınız yok. Zaten marmelat o tadı veriyor. Kıvamı bağlamak için 2 yemek kaşığı kadar un ilave edeceğim. Şu bir. Şu da 2 yemek kaşığı un. Bu kaşık ufak. Bir tık daha fazla koydum. Sonra 1 yemek kaşığı kadar da buğday nişastası koyacağım. Dediğim gibi bunlar kıvamı bağlayacak olan esas kuru unsurlar. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar da buğday nişastası. Olayımız tamam. Şimdi bu dakika itibariyle geçeceğiz ocağa. Ama bir de yumurta sarısı var içine girmesi gereken. Onu da koyayım ve hepsini çırpayım. Ve geçeyim ocağa. Yani süt, şeker, un, nişasta, yumurta sarısı. Ocağa geçmeden her şeyi burada böyle tek gövde bir kıvamlandırıyorum. İyice çırptıktan sonra ocağa geçip bunu burada pişirmeye başlıyorum. Fakat bunu en sonunda da ayrıca bir kremayla beraber çırpacağız ve çoğaltıp birazcık daha böyle kalın ve gövdeli bir hale getireceğiz. Hiç içeride topak o bu yok. Yumurta kesilmedi. 10 numara 5 yıldız bir kıvamdayız. Şimdi artık diğer malzemeleri ekleyebilirim. Tabii ki birazcık vanilya ekleyeceğim içerisine. Şöyle çırpacağım. Son derece güzel kıvamda. Bir parça da tereyağı ilavem var. Tereyağı dolapta unutmuşuz. Dert değil. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı şöyle içine girecek. Onu da güzelce çırpacağım. Ve kremayı soğusun diye ayrıca bir kasenin içerisinde üstü kapalı vaziyette bekleteceğim. Tereyağı bunu bildiğiniz üzere hem parlatıyor hem de soğuduğu zaman iyice daha kalın ve gövdeli bir kıvama sahip olmasını sağlıyor. Arkasından şöyle bir kasenin içerisine her şeyi transfer edebiliriz. Tamamen spatula elimin altında dursun. İlerleyen aşamalarda da onu kullanmaya devam ederim. Şimdi bunu nasıl muhafaza edeceğiz? Üstünü streç filmle kapatacağız. Fakat üstüne dokunur vaziyette. Yani buradaki kremanın üst katmanına dokunur vaziyette streçi kapatmanız lazım. Aksi takdirde bu kabuklanır. Üstü bir katman olarak kalır ki biz de onu istemiyoruz. O yüzden şöyle streç filmi alın. Ve bunun içine getirip kremanın üstüne şu şekilde yapıştırın. Erir diye korkmayın. Bu tip streç filmler bu ısılarda erimez. Yani hani fırında böyle 180-200 derecelerde bunlar erir ama bunun mevcut var olan ısısı bunun erimesini sağlamaz. Ama havayla çok ciddi şekilde temas etmesini ve kolayca soğumasını sağlar. Benim de yapmak istediğim şu andaki durum bundan ibaret. Üstünü kapattık. Şöyle. Tamam. Ve soğusun diye elimizin altından kaldırdık. Şöyle kenarda. Bu burada soğuyabilir. Fırındakine bir bakalım ne durumdayız diye. Üstü güzelce kabarmaya başlamış. Hafif böyle bir kubbemsi bir şekil almaya başlamış. Yavaş yavaş da rengi dönmeye başlamış. Bakalım ne kadarı var. 12 dakikası gayet iyi. 12 dakika içerisinde o olması gereken kıvama gelir. Biz de o arada yapacağımız o efsane, o olağanüstü biber dolmasının iç pilavını yapabiliriz. Şimdi bu çok mesela su kaldırır bir tarif. Çünkü herkes farklı yapar. Ben bunu dediğim gibi rahmetli anneannemden daha önce çok öğrendiğim bir tarifti. Kime anlatsam, kime göstersem, kime bu tarifi versem önce herkes bir burun kıvırdı. Fakat ondan sonra yapan herkes dedi ki ya acayip lezzetli. Öyle böyle güzel değil filan. O yüzden bu tarifi tamamen sizinle paylaşmak istiyorum. Arda'nın Mutfağı kitabında da var bu tarif. Yıllardır yaptığımız bir tarif. Ölçüler birebir tutar, cuk oturan bir tariftir. Yaparsanız da pişman olmazsınız. Şimdi 1 su bardağı kadar zeytinyağını genişçe bir tencerenin içine koyduk. Çünkü 3 bardak kadar pirince ihtiyacımız var. Onun içerisine 7 ya da 8 tane soğan koyacaksınız. Bak çok önemli. Niye? Çünkü buradaki bütün lezzet soğandan geliyor. Ve bu soğanlar
bir su bardağı kadar zeytinyağının içerisinde iyice pişecekler. Delirmişsin diyebilirsiniz hiç yapmadıysanız tarifi. Hakikaten yani bu kadarı da saçmalık diyebilirsiniz ama ben bunun içerisine oydu buydu bir sürü içine farklı restoranlarda konulan baharatlardan hiç koymuyorum. Bütün lezzetini esas olarak soğan ve pirinçten ve içine koyacağım bir iki tane baharattan almayı uygun görüyorum. Bir su bardağı kadar zeytinyağıyla 7 tane orta irice boy soğanı iyice soğanlar yumuşayana kadar burada güzel güzel pişireceğim. Ki o zaman da soğanlar bütün lezzetini içine geçirmiş olacak. Bu kolay bir süreç değil. Yavaş yavaş onlar orada kendilerini bırakacaklar. Hafiften kendi kendilerine sotelenecekler. Ara ara gidip gelip karıştıracağım. O iş tamam olacak. Peki bu küçük tencerenin içinde var. Göstereyim size. Şimdi bu küçük tencerenin içinde patates var. 3 tane patates bir süredir haşlanıyorlar. Bakalım pişmişler mi? Bıçağınızı batırın. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani pişmişler. Artık bunları alıp hafiften soyabilirim ve yapacağım patlıcanlı harcın dolgusu olarak, iç harç olarak hazırlığını yapabilirim. Bir kere her şeyin başında şöyle bir torşona ihtiyacım var. Çünkü bu patatesleri tutmak öyle kolay iş değil. Sonra çünkü haşlanmış vaziyette ve epeyce sıcaklar. Sonra şunları dikkatlice şuradan çıkartalım. İlk yapacağım şey bunların kabuklarını soymak. Aldım bir torşonun üstüne. Elim yanmıyor. Tamam. Ve bıçağımı kullanarak dış kabuğunu şöyle güzel ve kolayca soymaya başladım. Gördüğünüz gibi ortasına bir çentik attığım için patatesin kabuklar şöyle kolayca soyuluyor. Torşonla tuttuğum için de elim yanmıyor. Şimdi patateslerle bir ezme işlemine doğru ilerleyeceğiz. Onları şöyle kenara alayım. İki tane aparatımız var. Bunlardan bir tanesi şu tezgahın üstünde olan. Fakat bu birazcık böyle püre gibi böyle incecik yapıyor. Ya da patates ezici. İşte burada. Sanki bununla yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız. Çünkü iç harç olacak ve o dokuyu hissetmek isteyeceksiniz. Tamam mı? Benden söylemesi ya. Ben sizin yerinizde olsam bunu böyle bununla hafifçe ezerek yaparım. Ki o patatesin iç dokusunu daha kolay hissedebileyim diye. Bakın zaten böyle ezdim. Ama birazcık parçalı parçalı vaziyette bırakmanızı istiyorum. Bu ezme işlemini yaparken lezzeti arttırmak ve içine birazcık daha güzel tat katabilmek için 100 gram kadar keçi peyniri ilavesi şöyle içine. Keçi peyniri zaten bunun içinde eriyor gidiyor. Yumuşak bir peynir ama acayip yakışıyor. Çok lezzet veriyor. O arada soğanı arada bir gidip gelip bir çevirelim. Bayağı işi var soğanın. Biz de o arada mutfakta yapacağımız diğer işlemleri yapmış oluruz. Şöyle. Keçi peyniri ve patatesleri ezmeye devam edelim şu şekilde. Hafif dokulu, hafif taneli vaziyette bu arkadaşlar. Sonra mevcut ısısını korurken birazcık baharatlandıralım bunu. Tuz koyacağız. Çok koyuyormuş gibi gözükmesin. Çünkü patates tuz seviyor. Yalan yok. Birazcık karabiber koyacağız. Rengi dönsün istemiyorsanız beyaz biber de koyabilirsiniz ama dert değil. Ve en sonunda da bir parçacık muskat koyacağız. Patatese her zaman yakışır muskat. Şöyle çeyrek, yarım çeyrek muskat gayet iyi gider. Bolca muskatı da içerisine ekledim. Ezerek karıştırmaya devam edelim. Bakayım. Tamam ya, bu ezme aparatı görevini yeterince yerine getirdi. Şöyle bir kalın spatula ile sanki daha rahat devam edebiliriz. İyice bir alt üst edelim. Şimdi bunun bu iç harcın lezzetli olması ve içerideki malzemenin birbiriyle dengeli bir şekilde buluşması önemli. Yani peynirin patatesle dengeli bir şekilde buluşuyor olması, içerideki patateslerin kırılmış olması ama böyle püre kıvamına kadar gelmemiş olması önemli. Çünkü bunlar bizim yapacağımız patlıcanın iç dolgusu olacak. Bazı patatesler kalın kalın kalmış. Onları da iç dolguyu yaparken güzelce
kırarım ve son haline getiririm gibi geliyor. İyice böyle hazırladım, yaptım ve artık bunlar hazır. Dolgu olarak. Dönelim tekrar buraya. Soğanlarımı bir karıştırayım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş sönüyor soğanlar ama hala var. Tamam mı? Hala. Terleme işleminin hızlanmasını istiyorsanız içerisine bir parçacık daha tuz atın. Soğanın mevcut suyunu dışarıya daha kolay çıkartmasını sağlar. Bir tur daha çevirin ve devam edin işte. Aynı şekilde yavaş yavaş sotelenmeye devam etsin. Peki bu yapacağım patlıcanlar nasıl bir hazırlıktan geçti? Hemen göstereyim. Elimde şu anda burada 4 tane patlıcan var. İnce ince doğradım bunları. Kızarttım. Kapalı vaziyette ağzı kenarda soğuttum. Bunlar benim yapacağım patatesin iç yani dış çeperi olacak. Şöyle küçük kalıplar var. Bu kalıplarda yapabilirsiniz. Çok minnoş minnoş oluyor. Gayet güzel oluyor. Ya da ne bileyim şöyle hani ters çevirip çıkartacağınız şunların daha küçük kalıplarda yapabilirsiniz. Ya da hiç öyle uğraşmadan muffin kalıplarında yapabilirsiniz. Muffin kalıbını hazırlayın. Fırın tepsisinin üstüne koyun. Yani şu ben şu bunu yapacağım. Ters çevireceğim ve kabın içine çıkartacağım. Siz böyle büyük bir muffin kalıbınız varsa onun içine hepsini hazırlarsınız. Üstüne bir tepsi koyarsınız. Ters çevirirsiniz. Laps olduğu gibi hepsi zaten otomatik çıkmış olur. Bu işin de pratik yolu bu. Peki nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Benim kabım küçük olduğu için iki yaprak bunu içine koyacağım her şeyi tutmaya yeter de artar gibi. Yetmezse üç yaprakla yapabilirsiniz. Ama şunu aldım şöyle bir ve iki parça sardım top sizde. Buradan güzel bir kaşık, dolu dolu bir kaşık patates dolgusundan aldım. Bunun içine yerleştirdim. Fırındaki de beni çıkart diyor. Her şey arka arkaya. Ben hazırım, ben hazırım, ben tamamım diyor. Gördüğünüz gibi şöyle kapattım bunu. Ve şuradaki kabın içerisine hop ters çevirip çıkarttım. Budur. Olay bundan ibaret. Tamam. Bütün hazırlığı bu şekilde kolay ve rahatça yapabilirsiniz. Bir tanesini gösterdim. Hızlanıp diğer işlemleri yapacağım. Bu arada Alman pastanın üstü hafiften böyle bir çatlıyor gibi olabilir. Dert değil. Bazen olur öyle. 25 dakikanın sonunda istediğim kıvama geldi. Susturalım. Çıkartalım. Şöyle. Çok da yer kalmadı ama. Şurada tezgahta hafiften soğutalım bunu. Birazcık soğurken azıcık o böyle kendi şey yapar ama bahsettiğim gibi böyle hafif bir ortası kubbe gibi oldu. Kenarları böyle düzlendi. İşimiz tamam. Biz dönelim buraya. Şimdi arada tabii soğanı olmaya başladı. Yavaş yavaş geliyor soğan. Ben bunu yapana kadar bu soğan tam istediğim kıvama gelecektir. Mükemmel olacaktır. Soğan yavaş yavaş oluyor. Burada şu patlıcanları aynı şekilde dizerek bu tepsinin tamamını dolduracağım. Ondan sonra da sosunu yapmaya devam edebilirim. Patlıcanları 2-2 yaptım. Eğer yani çok ince olanlar varsa veya böyle sona kalan varsa bazılarını da 3 tekli yapabilirsiniz. Ben de gördüğünüz gibi bunu yaptım 3 tekli. Patates de tam yetti. Şöyle dolu dolu. Ya, bu bir tık daha dolu oldu diğerlerinden ama hakkı budur. Güzel. Tamam. Şimdi burada her şeyimiz hazır. Hadi yavrum çık. Böyle güzel. Kubbe vaziyetinde bu şekilde patlıcanları dizdim. Tamam. Şu soğanlara bir bakalım. Mis. Rengini döndürmeye başladı. Güzelce terlediler. Artık pirincini ekleyip bunu pişme noktasına doğru getirebilirim. Bak şu aşamaya gelince soğan artık lezzetini ve şekerini bırakmaya başlamış demektir. Bu da bizim pilav şeyimizin, dolmamızın çok lezzetli olacağının garantisidir. Eğer bu aşamaya gelmeden yaparsanız, ondan sonra da derseniz ki ya ama bunun tadı öyle bir istediğimiz gibi olmadı Arda. İşte o zaman benim yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü püf noktasını ve olması gerektiğini söylüyorum size. Lütfen bunu uygulayın. Arkasından pirinç. Bunu aslına bakarsanız pirinci
iyice nişastası gidene kadar yıkamak lazım. Hatta ılık bir suda bekletmek lazım. Rahmetli anneannem öyle yapardı. Ben bunu akarsuda şöyle güzelce bir yıkıyorum. Tamam. Hem bir nişastasını akıtıyorum, hem içindeki tozunu vesairesini iyice bertaraf ediyorum. İyice nişastası aktı, 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 aktı. Sonuç güzel. Geldik buraya. Ekledik soğanın içerisine. 7 tane soğan. 1 su bardağı zeytinyağı ve 3 bardak kadar pirinç. Şöyle güzelce harmanlıyoruz, tamam mı? Öncelikle burada yapacağımız şey bu pilavı tamamen pişirmek değil, bir tur ön pişirmesini yapmak. Anlatacağım. Tuzunu ve karabiberini de ilave edelim. Şöyle dolu 2 tutam tuz, 2-3 tutam dolu 2 tutam karabiber. Sonra yine şaşıracaksınız ama hatta bir arkadaşım demişti bana, ya bu kadar çok kuru nane gördüğünü koyduğunu gördüğümde yok abi bu iş olmaz demiştim dedi ama öyle bir oluyor ki 1, 2, 3, 4 tutam kuru nane yakışıyor inanın bana. Onu da ekledim ve yaklaşık 2-2,5 kaşık kadar toz şeker. Çok değil yani, çok tepeleme olmasına gerek yok. 2,5 kaşık kadar toz şeker. Tamam. Benim dolma tarifim budur. Rahmetli anneannem Seher Hanım. Ah ne güzel yapardın. Ah ah yani. Senin elinden yedi yaptı ya. Senin elinden yediğim gibi istesem de yapamam ama ona yakın bir şey yapmaya çok gayret ediyorum her yaptığım seferde. Buna bir de rengini döndürmek için yeni bahar girecek ama yeni bahar biraz acımtırak bir hale gelmesin diye yeni baharı piştikten sonra koyacağız üstüne, tamam mı? Buradaki teknik detay bu. Öncelikle gördüğünüz gibi yeşil rengin bayağı hakim olduğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Tamam. 3 bardak pirinç var. Buna kaç bardak su koyulması lazım pişmesi için? 1'e 1,5'tan gidersek eğer aşağı yukarı 4,5-5 bardak kadar su konması lazım. Oysa ki biz buna sadece ve sadece 3 bardak su koyacağız. Niye? Çünkü bu dolmanın iç harcı ya. Dolmanın iç harcı dolma pişerken pişmeye devam edecek. O dengeyi unutmayın. Eğer bunu burada tam pişirirseniz pişerken birazcık içi lapa kalacaktır, lapa olacaktır. Bunlar dediğim gibi bu dolmayı yapmanın küçük ama önemli püf noktaları, onlara dikkat edelim. Suyunu koyduk. Şöyle güzelce bir çevirdik. Tamam. Pilavımızı burada güzelce pişirmeye başlayabiliriz. Kapağını kapatalım. Önce yüksek ateşte, arkasından kısık ateşte güzelce pişireceğiz. Ve içerisine hafif harmanlarken de yeni baharını koyacağız. O iş tamam olacak. Şimdi buradaki şey şu gördüğünüz krema. Hafif oda sıcaklığına geldi. Bunu atayım birazcık dolapta soğusun iyice. Kek kendi kendine soğuyor. Birazcık daha soğuması lazım. Bu aşamada keserseniz dağılacaktır. O yüzden biraz soğumasına müsaade etmemiz lazım. İç pilav pişiyor. Bu arkadaşın sosunu hazırlayacağız. Çok basit bir sosu var bunun. 5-6 kaşık kadar, 6-7 kaşık kadar zeytinyağıyla işe başlıyoruz. Koyduk sos tenceresinin içine. Altını yaktık ve ısıtmaya başladık. Bunun içerisine hem domates hem sarımsak koyacağım. Sarımsağı ince ince doğrayarak koyacağım içine. O yüzden şöyle bir bıçakla aldım ve sarımsakları ince ince doğruyorum. 3 diş sarımsak. Muazzam bir lezzet katacak her zaman olduğu gibi ve yağın içerisine alıyorum. Domatesi eklemeden önce sarımsağı yağda şöyle bir çevireceğim. Sarımsaklar hafif kokusunu çıkarttı. Tam rengini döndürmeye başlamadan artık domateslerini ekleyeceğim. Yaklaşık 4 tane küp doğranmış domates. Cozurdadı. Oh mis. Bu sosun birazcık yağlı olması lazım. O yağlılık buna çok güzel bir lezzet veriyor. Diğer ilavelerini yapayım. Taze kekik koyacağım buna. Elimde var ama bu dağ kekiği, yani o klasik ince küçük kekiklerden değil, dağ kekiklerinden olduğu için tipleri birazcık farklı. Yadırgamayın yani şöyle. Bu dağ kekiklerinden yaprak yaprak içine atıyorum. Çok güzel, domates sosuna acayip yakışıyor. Ve gördüğünüz gibi hiç böyle ince doğramaya vesaireye gerek olmadan olduğu gibi yaprak yaprak attım. Bir dal kadar. Eğer siz o küçük kekik, yani o küçük tohum gibi olan kekiklerden
klasik kekiklerden kullanırsanız birkaç dal kadar atabilirsiniz. Sonuç çok iyi oluyor. Sonra tuzunu ve karabiberini vereceğim ve tabii ki küçük bir tutam da toz şeker ilave edeceğim buna. Tuz, karabiber, toz şeker de domatesin asitini kırıp birazcık ekşisini dengelemek için. Çok değil, şöyle bir tutam kadar toz şeker, işlem tamamdır. Akabinde bir tatlı kaşığıyla, bir tahta kaşıkla özür dilerim, karıştırarak domates sosumu birazcık tıkırdatayım. Ben domates taneleri kalsın seviyorum. Hep söylüyorum bunu. Domates taneleri çok daha doğal ve güzel gözüküyor açıkçası. Diğer türlü biraz salçalı sos gibi oluyor. Çok öyle kalsın istemiyorum. Şunların aralarını hafifçe açtıktan sonra her birinin üstüne mutlaka denk gelecek şekilde bu hazırladığım güzel sosu fırına girecek olan kabın içerisine yayıyorum. Bakın, arzum isteğim domates tanelerinin şöyle patlıcanların üstünde birazcık kalması, sosun kenarlardan aşağıya doğru yayılması, olay bu. Tamamını şöyle üstüne döküp gezdirdikten sonra artık bu güzellik fırına gidecek. Yaklaşık bir 15 dakika kadar, 15-20 dakika kadar fırında kalsa iki malzeme birbirini birazcık ısıyla özümsese benim için yeterlidir. Çünkü bunu ılık ya da soğuk servis etmek tam da olması gereken kıvam burada. Bence daha ötesine gerek yok. Şu iç pilava dönelim. Bence bu olmuştur. Evet, olmuş. Bakın, pilav yarı pişmiş, yağı bir tık üstüne çıkmış. Tam olması gereken kıvamda. Şimdi şunu şöyle kenara alalım. Evet, bak, ıslak, pirinçler pişmemiş, tamam mı? Hala böyle bir tık sert ama pişmek için az sonra olması gereken kıvamı bekliyor. Şimdi burada bir yerlerde yeni bahar olacak. Yeni bahar kritik dokunuş. Demiştim size, şöyle dolu bir yemek kaşığı kadar yeni bahar. Şöyle yani, tamam. Çünkü lezzeti bu veriyor. 3 yemek kaşığı, özür dilerim, 3 bardak pirinçten bahsediyoruz. Bu yeni baharı kaldıracaktır. Arkasından şöyle hepsini güzelce karıştırıyorum, harmanlıyorum. Şimdi bunu ekstra demleme vesaireden ziyade birazcık soğutmaya ihtiyacım var. Ben diğer işlemleri normal şartlarda bunun kapağını kapatın şöyle. Ve kendi suyuyla beraber sertleşmeden kendi kendine iyice demlenmeye bırakın. Tamam, doğrusu bu. Ama hızlı çalışacaksanız da elinizi yakmaktan korkmuyorsanız direkt olarak hani hemen içlerini doldurabilirsiniz dolmaların. Ve o şekilde bir son hazırlığını, son dokunuşunu yapabilirsiniz. Ben şu Alman pastasının bitirişini yapmak istiyorum. Kilitli kek kalıbını açtım. Şu kısımları kalıptan kurtarayım. Şöyle göstereyim size. İşte gayet güzel vaziyette pişmiş. Üst alt yaptık. 10 numara 5 yıldız kıvamda, gördüğünüz gibi. Altı da pişmiş, üstü de pişmiş. Şöyle kağıtta dursun ve birazcık soğumaya bırakayım bunu burada. Tamam. Hemen hızlıca bunun içini hazırlamak istiyorum. İçi için de şurada kreması var. Soğuyor. Bu da çırpacağım krema. Tamam. Bir çırpma teli veya şöyle bir çırpıcıyla tamamen çırpabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar krema. Bunu ayrıca çırpıyorum. Şöyle. 2 yemek kaşığı krema çırptım. Krema soğuk. Soğuk olduğu için kolayca çırpılıyor. Ve böyle ters çevirdiğinizde kafanızda, orada burada neyin üstünde ters çevirirseniz gövdeli vaziyette duruyor. Kremanız soğuk olsun. 2 yemek kaşığını mümkün olduğu kadar güçlü vaziyette çırpın. Bu nasıl bir fark yaratacak diye soracak olursanız, bu arkadaşı daha da böyle... şimdi bu böyle hani hafif muhallebimsi bir kıvamda ya, şu şekilde. Bunu daha da birbirini tutan kıvama getiriyor krema. İnanın bana, çok büyük fark yaratıyor. Alın kremayı, koyun ve şu şekilde çırpmadan bunu böyle kapatarak karıştırın. Çırparsanız ister istemez birazcık şeye doğru döner kremanız. Sıvımtırak bir kıvama doğru döner. En fazla çırpma teliyle birazcık karıştırın. Ama ona da ihtiyaç duymadan şu şekilde spatula ile alt üst ederek kremayla buradaki pastacı kremasını birbirine yedirebilirsiniz. Bak, birbirine yedikçe görüyorsunuz daha az pürüzlü, daha az pütürlü ama birbirini tutan hafif şöyle
keşkülümsü bir kıvama doğru gidiyor. Şunu da koyup karıştırdıktan sonra kremamın işi de tamam olacak. Krema da hazır. Yine dolaba girsin. Ne kadar soğursa o kadar iyi yapacağım tarifin içinde. Kek burada. Sadece birleştirmesi kaldı. Artık dolmaları pişirme aşamasına geçebilirim. Şimdi bakın sevgili dostlar. Normal şartlarda bu gördüğünüz iç harç, şu gördüğünüz minnaklardan daha da büyük, daha büyük yani böyle irice dolmalar için yeter de artar bile. Ben tarifimi bozmak istemedim. Bu pilav şu anda gördüğünüz bu kadar küçük dolmalar için fazla geliyor. Ama o kadar güzel ve lezzetli bir pilav ki bu. Bunu şu anda ben burada 16 tek için hazırlayacağım. Kalanını da başka bir tencerede devam edeceğim. Ama size verdiğim pilav ölçüsü buradaki küçük değil büyük boy dolmalara bire bir oturuyor. O yüzden bunu bilin ve o şekilde uygulayın. Küçükler için birazcık artabilir. O zaman siz de sayıyı arttıracaksınız. 16 değil yaklaşık 24 tane falan yapacaksınız. Benden söylemesi. Peki nasıl hazırlayacağız bunu? Bazen şeyleri görüyorum. Çok üzülüyorum açıkçası. Bunu böyle alıp böyle ortadan şak diye kesiyorlar. Bunu böyle kapak gibi açıyorlar. İçini dolduruyorlar. Ondan sonra bunu da böyle üstüne kapak gibi kapatıyorlar. Olmaz. Olmaması lazım. Yani ben öyle görmedim en azından. Şöyle bıçağınızla hafif bir iz verin buna. Tamam mı? Hatta bunu yapmaya bile ihtiyacı duymazsınız. Şunu şöyle alıp ortasına içeri bastırırsınız. Tamam mı? Böyle. Tabii büyük olsa çok daha kolay çıkar da küçükler o kadar kolay çıkmıyor. O yüzden buna böyle bir iz vermekte fayda var. Ve ortasındaki şu kapağı şöyle güzelce çıkartırsınız. Tamam. Ve içindeki mümkün olduğu kadar şu çekirdekli kısımları da oyunun dışına çıkartmış olursunuz. Böyle hazırlarsınız. Bunu da göstereyim. Büyük olsa bunu böyle tak diye içine bastırmanız yeterli olur ama küçükler o kadar kolay olmuyor. O yüzden şöyle birkaç bıçak darbesi işi kolaylaştırıyor. Alıp tık diye içine bastırın. Dışarıya doğru çıkartın ve işte dolmanız hazır. Peki ne yapacağız bunu? Şöyle bir tencerenin içerisinde dolduracağız. Bu küçük boy tencere bu minnaklar için gayet yeterli. Ama eğer büyük dolmalarla yapıyorsanız böyle büyük bir tencere ihtiyacınız var. 16 tek her türlü tencereye sığıyor. Küçüğe küçük, büyüğe büyük tencere. Yapacağımız şey buradaki iç harcı gayet coşkulu ve doygun bir vaziyette alıp buradaki minik dolmaların içerisine yerleştirmek. Dolmalar küçük olduğu, ağızları da küçük olduğu için şu şekilde bir tatlı kaşığıyla yerleştiriyorum. İç kapatmasını da size göstereceğim. İyice dolu dolu yerleştirin, tamam mı? Dolu dolu. Ve hani biraz soğutursanız şu şekilde bastırın da. Çünkü epeyce bir yer kalıyor içeride. Aynen şunun gibi. Kapatmasını da şöyle yapıyoruz. Bir tane domates alıyorsunuz, tamam? Domatesten şöyle bir parça kesiyorsunuz dıştan. Şu şekilde. Dış kabuğundan. Şudur. Bunu böyle getirip bunun, bu bile fazla oldu. O kadar küçükmüş çünkü bunlar. Getirip şu şekilde üstüne kapatıyorsunuz. İşte ideal bir biber dolması. Ben şimdi bunların hepsini bu şekilde hazırlayıp şöyle tencereme tek tek özenle dizeceğim. Sonuç süper olacak. ...16 adet bu tencerede. Az evvel söyledim. Bizde yalan yok. Bak burada birazcık daha kaldı. Bunu da ikinci bir tencere yaparsınız ya da daha büyük böyle bir tencerede. Toplam bu küçük dolmalar için 24 teke denk gelir. Büyük dolmalar için 16 teke denk gelir. Mükemmel bir tariftir. Böyle. Çok güzel. Kıtır kıtır. Yarı pişmiş, tam pişmemiş ama. Çok güzel. Fırındaki artık beni çıkart diyor. Onu bir çıkartayım. Şöyle. Mis gibi. Her şey birbirini özümsemiş. Ve tıkır tıkır bir kıvamda. Bunu ılık ya da soğuk tercih ederseniz çok daha iyi bir sonuç alırsınız. Kesinlikle ve net olarak söyleyeyim. Şimdi bunun pişirmesine geçeceğiz. Bunun içerisine yaklaşık yarım bardak kadar zeytinyağı daha ekleyeceğim.
Bu çocuk delirdi. Zeytinyağına doymuyor. Bir bardak ona koyduğu, bir bardak buna. Vallahi bizde zeytinyağlılar bol yağla yapılırdı. Hakkı da budur, tamam mı? Suyu da dolmaların çeyreğine gelecek şekilde ve içindeki çok fazla şeyleri dökmeden, yani şöyle şöyle döküyorum bak, ortadan kenara doğru yayılsın diye, dolmaların çeyreğine gelecek şekilde. Yarısına değil. Tam burada çeyrek. Gözüm kesmedi. Birazcık daha. Tamam. Tam böyle çeyrek. Tam böyle çeyrek. Dolmaların çeyreğine gelecek şekilde bunu burada kapağında kapatacağız ve pişmeye alacağız. Önce yüksek ısıda kaynamaya başladıktan sonra aşağı yukarı yaklaşık böyle bir yarım saat kadar da kısık ateşte kendi kendini güzelce pişireceğim. Sonra aynı tenceresinde soğutacağım. Ondan sonra da mükemmel bir sonuç alacak. Bütün bunları beklerken ben kekim daha kolay kesilsin diye, birazcık soğusun diye buzdolabına atmıştım. Burada krema da zaten dolapta iyice soğudu. Şuradaki marmelatı da alıp geleyim. Aslına bakarsanız bu genellikle kayısı marmelatı kullanıyorlar ve hakikaten güzel oluyor, yakışıyor da. Ama yani bulamazsınız, başka bir marmelat ve benzeri bir şey de kullanabilirsiniz. Şuradan da servis tabağını alıp geleyim ve her şeyi birleştireyim. Elimde benim böyle bir tel var bu tip kesme biçme işlemleri için. Şurada vapur bana da ver diyor. Hala devam ediyor. Ben de istiyorum diyor. Haksız da sayılmaz çünkü menü hakikaten muhteşem. Şimdi şuradan telin ayarını yapacağım. Hala kaptan ısrarla ve inatla çalmaya devam ediyor. Hah, şurası iyidir mesela. Bak görüyorsunuz, üst kapağı alt taraftan ayıracak vaziyette. Şu şekilde muhteşem. Bakar mısınız şu iç kıvama? İç ve dış kıvam. Hadi artık birleştirmeye geçelim. Tabanı aldım. Servis tabağına. Bu şekilde. Tamam. Sonra marmelatı tabana güzelce sürüyorum. Hafif taneli ama her tarafa bulaşmasını istiyorum. Eğer bu kek bir tık sert olmazsa şu an buradaki gibi, bu işlemleri yaparken azıcık dağılacaktır. Ben de bu dağılsın istemediğim için tam da bu kıvamda olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten kekin genel özelliği bu yani. Bu benim inisiyatif kullanarak yaptığım bir şey değil. O yüzden şu lezzet her yere eşit olarak bulaşıyor. Kek de dağılmıyor. İyice tabana şu kayısı marmelatını sürün. O da tamamdır. Kalanını da şöyle üst kısma sürün. Avucunuzun içine alıp bu işi kolayca yapabilirsiniz. Şimdi anlıyor musunuz niye içine yaptığımız kremaya bir tık daha az şeker koyduk? Çünkü marmelat bunun ihtiyacı olan bütün şekerli tadını kendisi karşılıyor. İyice sürdük. Arkasından da hazırladığımız kremayı dikkatli vaziyette alacağız ve içeriye güzelce yayacağız. Arkasından üst kapağını kapatacağız. Ondan sonra da servise geçeceğiz. İsterseniz üstüne bir tık da görsel olarak pudra şekeri gezdirebilirsiniz. Veya güzel bir kalıpla pudra şekeriyle bir şeyler yazabilirsiniz. Tercih sizin. Bu arkadaş gördüğünüz gibi soğuyor. O arkadaş hafiften pişiyor ve soğuyacak. Bu ise az sonra servis edilecek kıvama doğru hazır ve nazır vaziyette sizi bekliyor olacak. Ben de ortalığı toplayıp son dokunuşları yaptıktan sonra tadıma geçeceğim. Şu yere düşen parça içinde çok üzüleceğim. Birazdan birlikteyiz. We'll be right back.
Efendim sofrayı kurduk. Görüntü muhteşem. Patates dolgulu, patlıcan. Vallahi bakın soğuyunca daha da güzel oluyor. Şöyle alıyorsunuz servis tabağına. Hafif şöyle kendi yağından da üstüne bir parçacık gezdiriyorsunuz. Hafif bir yemek diyeceğim. Kendim güleceğim buna. Hafif bir yemek değil ama çok lezzetlidir. Ve bunu böyle şöyle dolu dolu bir lokma. O kadar güzel ve lezzetli ki soğuyunca tatlar daha da güzel oturmuş ve böyle dolu dolu bir tarif isteyenler, ağız dolusu yemek yemeyi sevenler bununla bayılacaklar. Patlıcan ve patates bugüne kadar farklı şekillerde defalarca bir araya geldi ama bu biraz daha sıra dışı, biraz daha güzel. Şimdi benim favorim zeytinyağlı biber dolması. Bu hayatta bir vişneli yaprak sarmasını çok severim. Patlıcanlı yemekleri çok severim. Zeytinyağlı biber dolmasını çok severim. Rahmetli anneannemin tarifi. Bizde bu biber dolmaları daha da büyük battal boy olurdu. Ve hem biraz gülmek, hem biraz eğlenmek, hem de birazcık keyfini çıkartmak için o dolmaları biz tek lokmada yutardık. Şimdi ben bunu tek lokmada yutacağım. Bu ne ki? Vallahi billahi kulağıma dökerim ama bence böyle küçük minnak biber dolmaları varsa bu böyle yenmeli. Hakkını verin. Yemin ediyorum. Şu benim çocukluğum. Şu benim gençliğim. Şu benim 18 yaşına kadar büyüklerde oturduğumuz evde yediğim ve beni çocukluğuma, o yıllara, o sokağa, o mahalleye götüren lezzet soğuk. Kendi tenceresinde soğutulmuş, tadı, tuzu, şekeri yerinde oturmuş bir biber dolması. İnanın bana yani dünya barışına çare değildir ama bir ilk adımdır bu. O yüzden mutlaka yapın. Kesinlikle benim verdiğim bütün püf noktalarına uyun. Ve yediğiniz zaman da ya Arda rahmetli anneannem bu işi biliyormuş deyin. O bana yeter. Efendim bu iki tarifi tattık. Sırada Alman pastası var. Almanların bile haberi yok bu pastadan. Çünkü Almanya'ya gidip Alman pastası derseniz Almanlar böyle bir pastayı bilmiyorlar. Bu Türkiye'de var olan bir Alman pastası. Çok lezzetli ve güzel bir tariftir bu. Eğer uygularsanız bu şekilde sonuç çıkıyor ortaya. Bir dilim keserseniz ve bayıla bayıla yersiniz. Ben kesip yiyeceğim mi? Ben bugün ilk defa bu pastayı, daha doğrusu Arda'nın mutfağında her şeyin tadına bakıyorum ama uzun süreden sonra ilk defa bir şeyin tadına bakmayacağım. Çünkü bugün benim 14. sezonum. 14 sezondur Türk televizyonlarında Arda'nın mutfağını çok güzel bir ekiple beraber sizlere sunuyoruz. Bütün ekipçe bu pastayı 14. sezonun sonunda birlikte keseceğiz, birlikte yiyeceğiz ve bunca yıldır size layık güzel yemekler yapmanın kendimize küçük bir ödülünü vereceğiz. Evet, şaka bir yana 14 sezondur Arda'nın mutfağıyla birlikte birbirinden güzel tarifler yaptık. Binden fazla tarifimiz var ve bunların birçoğu sizin evinize girdi. 14 sene önce 10 yaşında olan bir çocuk şu anda 24 yaşında ve bana sosyal medyadan mesaj atıp ben abi senin yemeklerini yapıyorum diyor. Bu bizim için, bütün ekip için çok mutluluk verici. Biz de bugünün sonunda, şu an bunu kesip yemeyeceğim, ekipçe pastanın üstüne mumumuzu koyacağız ve 14. sezonumuzu güle oynaya kutlarken bu Alman pastasını yiyeceğiz. Ben bu sezonun sonunda Arda'nın mutfağı programında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün ekipçe sizlere layık olmanın verdiği mutlulukla beraber bu sezonu noktalıyoruz. Önümüzdeki sezon yine bomba gibi harika tariflerle 15. sezonumuzu da birlikte yapmak üzere. Bütün ekipçe bizden size alasmaldık. Hoşçakalın.